Çok değerli izleyiciler, yeni bir bilim gündem programında beraberiz. Boğaz TV'de yeni bir bilim gündem programı, yeni bir konu, yeni bir konuk. Konumuz yetişmiş insan gücü, yetişmiş insan gücü yetersizliği ve liyakata göre görevlendirmede yetersizlikler. Konuğum bu arada işte Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yetkin alanında uzman bir bilim adamı Profesör Doktor Sefa Dereköy. Özellikle üniversitelerde ne kadar eleman yetiştiriliyor, bu elemanlar alanlarına ne kadar hakimler, insan gücü, yetişmiş insan gücü yetersizliği ne safhada, bunlar üzerinde duracağız. Öncelikle bu Soma'daki kömür işletmelerinde ilim kaza nedeniyle ne kadar üzgün olduğumuzu vurgulamak, belirtmek istiyoruz. Ve asıl önemlisi de galiba üzülmek çözüm değil, oradan alacağımız dersleri almamız gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Bu konuda da söyleyeceğimiz bir şeyler var. Ben önce bu konuda Sefa Bey'e sözü vereceğim. İkimizi de tanıyorsunuz aslında. Kendimizi tanıtmamıza gerek yok. Bu Soma kömür işletmelerindeki elim kazanın arkasındaki nedenlerin başında insan yetişmiş insan gücündeki yetersizlik geliyor diye düşünüyoruz. Bu birkaç gündür tartışılıyor zaten televizyonlarda. Teknik eleman yetersizliği. Eğer orada ölçümler zamanında uygun yapılmış olsaydı, kontroller, güvenlik sağlanmış olsaydı herhalde bu kaza bu düzeyde olmayacaktı en azından. Bu konuda ben hemen sözü Sefa Bey'e vereceğim. Sonra konuyu genişliğine farklı alanlarda tartışacağız. Evet. Ben konuğuma teşekkür ediyorum beni kırmayıp geldiği için. Evet, bu konularda ne düşünüyoruz Sefa Bey? Sayın Hocam, hepimizin başı sağ olsun dileklerimle. Evet. Ölmüşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Hı hı. Başları sağ olsun. Evet. Sabır, selametlikler diliyoruz. Zor bir gün oldu. Hepimiz için tabii bu hataların tekrar edilmemesi, bu tür olayların yaşanmaması için neler yapılabilir onu konuşmak gerekiyor. İşin aslı bu. Ben de size hem temel bilimleri işlemek adına bir toplantı yapalım diye düşünmüştük. Bu gelişmiş oldu. Davetiniz için teşekkür ediyorum. Evet. Hem de televizyon sahiplerine, Boğaz Medya'ya teşekkür ediyorum. Böyle bir imkanı sunuyorlar. Halkla da bütünleşmiş oluyoruz. Konuştuğumuz gibi bu programlar da seyrediliyor. Gerçekten değer veriliyor. Halkımız iyi niyetle. Bu yönüyle onların da aydınlanması açısından çok önemli. Şimdi aslında şöyle başlamak lazım. Bir toplumda keşif ve keramet yoksa o toplum kendisini çok yargılamalı. Ben son dönemde bu noktaya geldim. Bir toplumda keşif ve keramet olursa da çok güzel meyveler, çok güzel ürünler çıkıyor. Bu açıdan yaşadığımız olay aslında uzun yıllar içinde geldiğimiz noktadaki halimizi gösteriyor. Burada halkımız orada çalışmak isteyenlerden başlamak üzere acaba uygun bir ortam var mı? Acaba benim iş güvenliğim var mı? Haklarım, hukuklarım nedir bilmezlikten? İş yerindeki iş güvenliğinin sağlanmasından sorumlu kişilerdeki kontrol yetersizliğinden birçok noktaya kadar hatayı görmek mümkün. Sabotaja kadar aklım gidiyor. Evet. Sabotaj olduğunu sanmıyoruz ama inşallah yoktur. De küçük küçük hatalar birike yıllardır yatırım yapılmamış, güncellenmemiş, işte ne bileyim modernleştirilmemiş. Modernleşmemiş, işte onu konuşacağız niye öyle. Üzgünüz bu yönüyle. Fakat orada belirli tedbirlerin alınması, belirli bilinçle bakmak olaya çok önemli. Koruyucu sağlık açısından bu noktada ben kömürcülerimizi, madencilerimizi anmak için Orhan Veli'nin çok güzel bir mısraları var. Eğer müsaadenizle onu okumak istiyorum. Dinliyorum. 1946 yılında yayınlanan bir şiirinde Zonguldak'ı şöyle anlatıyor. Güneşli bir günde masmavi göreceğiz Karadeniz'i, Balkaya'dan Kapuz'a kadar. Karış karış biliriz bu şehri. Ekinin çiçekli bahçeleri, rıhtıma kömür taşıyan vagonlarıyla, paydos saatlerinde yollara dökülen soluk benizli insanlarıyla,
siyah akar Zonguldak Önderesi, yüz karası değil kömür karası, böyle kazanılır ekmek parası. Ben ölmüşlerimize rahmet dileyerek, saygıdeğer hocam, bir konudaki hatamızı da söyleyeyim. Eğitimciliği 30 yılı aşmış, Amerika'da bulunmuş, çok değerli, ismini vermeyeceğim ama dileyen olursa verebilirim. İki konferansında şöyle bir sözden bahsetti. Ben dedi uzun yıllar Amerika'da kaldım, Türkiye'yi de izliyorum, toplumumuzu izliyorum. Bundan 10 sene evvel söylediği cümlelerdi. Türkiye'nin sorunu yetişmiş entelektüeli iyi. Fakat biz laikliği dinden ayrılık olarak düşünüp eğitime verince, ahlaki değerleri de hep dinle bağdaştırınca yetişmişimize etik ilkeleri, ahlakı veremedik. Türkiye'deki sorun aslında vicdanı zayıf, etik ilkeleri geliştirmemiş entelektüeldir. Bu entelektüelimiz eğer belli bir noktada olsaydı, hakikaten çektiği vagonları uygun noktaya doğru götürürdü. Ben diliyorum, son yıllarda çok güzel gelişmeler oluyor. Bunları konuşabiliyoruz hatalarıyla. Entelektüelimizin bu konuya dikkat etmesi, okumamışımızın, halkımızın da yetişmiş elemanlara son derece saygı duyarak ve onları itibarını daima kollayarak, saygıyla devletimizin de koruması. Yani yetişmiş eleman korunacak, vicdanlı yetişmiş olacak. Halk da onu desteklemek için elinden geleni yapacak. Ben işte Avrupa'nın değişik ülkelerinde bulundum. Oralarda iyi vatandaş yetiştirmek çok önemli. İlk öğretimin temel amacı iyi vatandaş yetiştirmek. Yani iyi vatandaş derken bütün bizim kutsal bildiğimiz değerler hepsi içerisinde. İşte vicdanı olan, objektif olan, dürüst, çalışkan, işte bütün olumsuz şeyleri dışlayan insanlar yetiştirmek. Ülkesini seven, ülkesi için her şeyi yapabilen insanlar yetiştirmek. Ve bunu ilk öğretimde hedefliyorlar, amaçlıyorlar ve büyük ölçüde de amaçlarına ulaşıyorlar. Bir de oralarda kişiler işte hayata atıldıklarında işlerini o kadar çok önemsiyorlar ki. Mesela işte bu kömür tesislerinde çalışma. Bunun bütün riskleri tekrar tekrar işte o ilgili kişilere öğretiliyor, kişiler eğitiliyor, bilgi, beceri, yetkinlik kazanıyor. İşlerini çok önemsiyorlar, her aşamasını. Onun için hiç fırsat verilmiyor bu tür kazalara. Hepsinin önlemi önceden bilinçli olarak alınıyor. Bizde henüz öyle değil. İşte doğru. Ben her işi yaparım diye başlanıyor. İlk öğretimi bile bitirememiş insanlar. Her işe talip oluyorlar. Cahil cesareti derler ya, işte iş çok karmaşık, zor olsa bile kişi onu yapmaya girişiyor. İşte sabah sizinle görüştüğümüz tarım ilaçları. Tarım ilaçlarını cahil insanlar kullanıyor tarımda. Ve öylesine kullanıyorlar ki hiç önlem almadan, işte hiç ne bir filtre kullanıyor ne bir önlem alıyor. Onları gereğinden 3-5 kat fazla da kullanıyorlar. Sonra da kanser oluyorlar. Çok doğru. Biz bu bölgede baş boyun kanserleri hastalarımızın içinde sigara alkol kullanmadığı halde tarımla böyle bilinçsiz bir arada olan hastalarımızın çokluğunu gördük. Bu noktada ziraatçilerle biraz konuştuğumuzda rüzgarlı havalarda özellikle tarım ilaçlarının daha çok yayıldığı söyleniyor. Gelişmiş ülkelerde de kontrolsüz bu tür ilaçları kullanmaya mutlaka bir yaptırım geliyor. Bir kişi kendi belirli bir ölçüdeki arsasını, tarlasını ilaçlayacaksa mutlaka resmi yardım almalı. Bu konuda profesyonel firmalarla görüşmeli. Bireysel ilaçlamaya izin verilmiyor deniyor. Bu da ayrı bir konu. Şimdi konu birdenbire buraya geldi ama açacağız diğer alanlara konuyu. Şu anda bile araziye çıkılsa tarım alanlarında işte boş o zehirli ilaç kutuları alanlarda böyle atılmış. Oralarda hayvanlar falan o işte zehirli kutulardan zehirleniyorlar, ölüyorlar. Hatta sulara atılıyor, derelere, çaylara atılıyor. Çok yazık.
Gerçekten evet. Bir bilinçsizlik evet. Birçok kazayı hemen beraberinde getiriyor. Işte. Çok doğru. Peki şimdi yetişmiş insan gücü. Yetişmiş insan gücü deyince eğitim evet. Arkasında eğitim var. İşte eğitilmiş insan. Öncelikle işte iyi vatandaş olarak yetişmesi gerek kişinin, sizin dediğiniz gibi bu ilk öğretimde ve ailede başlıyor. Daha sonra alanında uzman yetişebilmesi için o üniversite eğitimi, yüksek lisans doktora yapmaya kadar uzanıyor. Hele hele üniversitelerde yetişmiş insan deyince öğretim üyeleri, öğretim elemanları akla geliyor. Bakın ben öncelikle bu üniversitelerdeki yetişmiş insan gücündeki eksiklikten biraz söz etmek istiyorum. Üniversiteler Türkiye'de çok hızlı yaygınlaştı. İşte üniversite sayısı 70'lerden birdenbire 190'lara çıktı. Şu anda 190 üniversitemiz var. Bu övünülecek bir şey. Gerçekten yüksek öğretimin ülke boyutunda yaygınlaşması demek. Ama öğretim elemanı sayısı o hızla artmadı. O evet. Nedenle sorunlar yaşanıyor üniversitelerde. Bu sorunlardan YÖK Başkanı da uzun uzun ve yerinde yakınıyor. Neler yapılabiliri ortaya koymaya çalışıyor. Bakın mesela bugünkü rakamlara göre 133 bin öğretim elemanı varmış üniversitelerde. Bu öğretim elemanlarının yarısı doktoralı. Yani yarısı aşağı yukarı %50'si işte öğretim üyesi. Yarısı da doktorasız ama eğitime katkı veren elemanlar. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 48. Bu çok yüksek bir rakam. Evet. Çok yüksek bir rakam. Bunun 20'lerin altına inmesi gerekiyor. Bunun olabilmesi için de yılda 18.500 öğretim elemanı katılması gerekiyor üniversitelere, hesaplara göre 18.500. Halbuki Türkiye'de işte yetişmiş insan gücü bu hızla yetişmiyor. Evet. Yani üniversitelerde yüksek lisans doktora yapanların sayısı listelendiğinde görülüyor ki bu kadar değil. 4500 kayıtlı öğrenci var yüksek lisans doktoraya. Halbuki Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında bu oralarda 5-6 katı daha yukarılarda. Yukarılarda. Şimdi mesela işte Almanya'da 25 binmiş. Eleman yetiştirmemiz gerekiyor. Evet, kesinlikle. Yetişmiş insan gücünün hızlı kesinlikle. Bir şekilde arttırılması gerekiyor. Tabi burada üniversitelere görev düşüyor. Bir devletin evet. Hükümetin de üniversiteleri bu yönde teşvik etmesi gerekiyor. Evet. Bu yönde çok büyük eksiklerin olduğunu görüyoruz. Evet. İşte temel bilimlere araştırma görevlisi alınamıyor. Sizinle görüştüğümde öğrendim ki tıp fakülteleri de benzer. Temel bilimler, evet. Birazcık o konudan söz eder misiniz? Tabii ki. Tıp fakülteleri nasıl gelişiyor? Gelişme ne istediğimiz düzeyden ne kadar uzakta? Gidiyor. Hocam o yönüyle de bahsedebiliriz. Fakat şu hani genel meslek seçimi yönüyle de gireyim. Ben bu geneli İyi, bitirip tamam. Özele geçelim tamam, istiyorum. Tamam oradan girelim. Şimdi 2008 ile 2011 arasında Güvensak isimli bir alıntı 2012'de bir yazarımız muhtemel evet. akademisyen kökenli. Radikal'de yazmış. 2008-2011 arasında Türkiye'nin en akıllı en zeki gençleri artık mühendis olmak istemiyor diyor. %23 evet. kadar ki YÖK'ten de bir çalışma var o da %24 diyor evet. bu talep azalmış evet. yani sıralarda gözükmüyor. Zeki çocuklarımız eskiden diyor temel bilimler yerine sanayi ile ilgili teknolojik süreçlere katkı yapacak işler yerine evet. daha ziyade hizmetler sektörünü buna tıbbı da yazıyor. Tıp evet. fakültesi de bir yerde hizmet yönüdür araştırması evet. da olsa. Ancak temel bilimle alakalı bu uygulama dallarına olan ilginin çok azaldığını bu çok önemli bir kayıp. Evet. Çünkü evet. Bu temel bilimlere gidecek kişilerin hakikaten biraz yüksek istidadının, kabiliyetinin olması ve bu sorun gerekiyor. Artarak devam ediyor. Ediyor. Devam ediyor. Şimdi insan vücudu başta olmak üzere bütün doğa
temel bilim felsefesiyle çalışıyor. Bir matematiği var, fiziği var, kimyası var, biyolojisi var. Yani bir insan vücudu dahil olmak üzere doğada bütün canlıların, bütün madde, cansız maddenin, cansız hayatın, hayat canlı veya cansız, bütün evrenin bir temel kanunlarla, temel bilim felsefesiyle yürüdüğünü görüyoruz. Dolayısıyla bir tıp hekimi bile olsa bizim dönemimizde birinci sınıfta örneğin fizik, kimya, matematik öğretilirdi. Meşhurdu FKB. Hatta onun güzel tarafları da vardı. Azıcık tıptan da başlardı tıpçılar ilk sene. FKB okurdu. O arada bazı sınav mühendisi çocuklarımızın, zeki çocuklarımızın, ya ben aslında FKB'ye çok gönül vermişim. Bu sağlık işi biraz benim dışımda, ben bir sınava daha gireyim deyip ODTÜ'yü, Boğaziçi'yi, İTÜ'yü, yüksek üniversitelerimizi kazandıklarını ve oralarda alan değişikliği yaptıklarını biliyoruz. İlginçti. Yalnız önemli bir şey, bir insanın temel bilim okuması onun kabiliyetlerini yükseltir. Bir defa düşüncesini, vizyonunu geliştirir. Bu noktada ben hala tıpta kaldırılmış, biraz direkt tıbba normal sağlıkla ilgili derslerle giriliyor. Ancak acaba bu hekimlerin bazı vizyon düşmesine neden olur mu? Çünkü 6 yıl çok ağır okuyacak. Ağır okuyacak insanın biraz zihnini zorlayıp sonra yüklemelere başlamak acaba daha mı doğruydu diye tereddüt ediyorum. Bunu da burada söylemek isterim. Peki şu anda tıp eğitiminde, öğretiminde matematik, fizik gibi dersler yok herhalde. Evet, büyük oranda kalkmış durumda birinci sene. Direkt tıpla ilgili, sağlıkla ilgili işlere giriliyor. Şimdi burada bizim şunu çok iyi görmemiz lazım. David Kemp diye bir İngiliz'i söyleyeyim. Bu fizikçimiz 1945'te doğmuş. Ve Londra'da Royal National Ear Institute ismini verdiğimiz kraliyete bağlı kulak burun boğazla ilgili bir enstitüde 1978'de bakın hastane, sağlık alanı. 1978'de bu fizikçimiz işitmeyle ilgili son derece önemli bir konuya imza atar, bir buluş yapıyor. Nedir bu? Bunu halkımız çok iyi biliyor son dönemde. Doğar doğmaz çocuklarımıza bir işitme taraması yapılıyor. Bu taramayı ortaya koyan bir kişi bu fizikçi. Yaptığı son derece hassas bir mikrofonun icadı. Ve sağlığa bağlı sektörde çalışıyor. Şimdi bu yönüyle girersek işin içine, 92'li yıllarda Londra'ya gittiğimde aynı şeyle bir kez daha karşılaştım. Bizim bir bilgisayar büyüklüğünde kullandığımız bir cihaz, bir baktım dolap kadar, soyunma dolabı kadar büyük, kabloları vesaireleri. Dedim ki yani burası artık meşhur güneş batmayan İngiltere. Bu ne bizdeki? Bizim dedi hastanemizde hekim ve fizikçiyle, işbirliğiyle biz bu cihazı ürettik. Bu kendi imalatımızdır. Şimdi hastanelerde mutlaka bir temel bilimcinin, bir fizikçinin, bir kimyacının yer alması gerekiyor. Eğer hedefimizde biz sadece uygulayıcıyız, sarf, tıptaki sarf malzemelerini, tıptaki cihazları alır, biz iyi kullanırız diyorsak biz bunu bu programı da yapmayalım, konuşmayalım. Ama biz diyorsak ki ülkemizde bir tane işitme cihazı yok, Türkiye patentli. Bir tane sarf malzemesi, bir tane tıbbi cihaz yönüyle örneklerimiz son derece az. Biz bunu imal edelim diyorsak hastaneye mühendisi sokmak zorundayız. Hastaneye temel bilimciyi sokmak zorundayız. Çünkü beraberce yapılır bu çalışmalar, hedeflenir. Ve güdümlü proje adı altında belirli bir hedefe koyarak bu insanlar bir noktaya gelir. Fakat bizim hastanelerimiz şimdi hizmet sektörü oldu. Yani üniversite hastaneleri de hizmet sektörü oldu. Deniyor ki ne kadar çok hizmet edersen o kadar sana para verilir. Peki araştırma ne olacak? O ayrı deniyor. Onu ayrı sen TÜBİTAK'tan alırsın, BAP'tan alırsın. Ama bu böyle değil. Hastanelerimizdeki bu tipte temel bilime yakın insanların bir diğer önemi de hocam son derece pahalı cihazlar çalışıyor hastanelerde.
Onun kalifiye olmayan bir kişi tarafından alınıp sağa sola taşınması veya çok basit bir olayının çözülmesi bir bilen tarafından kolayken, biz onları belki de bu konuda ilk defa hayatında gören insanlara teslim ederek kabloları ayrı. Yani şöyle, maliyet o kadar yükseliyor ki aslında. Benim burada talebim şu olacak, bununla bu bölümü söyleyeyim, bitireyim. Bizim hastanelerimize ivedilikle bütün temel bilimcilerden birer kişinin, en azından hastanenin belli bir sayısına göre istihdam edilmesi lazım. Bu takdirde bu genç insanlar da biz bir istihdam yolu da bulduk. Bu şekilde okuyabiliriz ve lisans üstüne gidebiliriz diyebilir belki. Evet. Şimdi ben bu yetişmiş insan gücündeki eksikliği rakamlara dökerek anlatmaya çalıştığımda daha fazla, daha hızlı ve daha kaliteli eleman yetiştirilmesi gerekiyor. Üniversitelere düşen bir görev bu. Fakat bu rakamların çok büyükçe bir kısmının temel bilimlerde olduğunu da vurgulamak istiyorum. Yani bu yetişmiş insan gücünün bazı alanlarda eksikliği hissedilmiyor. Yok. Evet. Ama mesela ne bileyim, ilahiyat fakültelerinde böyle bir eksiklik yok. İşte Türk Dili Edebiyatı, coğrafya gibi alanlarda da yok. Ama fizik, kimya, matematik gibi temel bilim alanlarında, mühendislik alanlarında, hatta yeni yeni su ürünlerinde, ziraat fakültesiyle ilgili alanlarda da eleman eksikliği hızla artıyor. Evet. O kadar hızla artıyor ki, bunun ben tıpta olduğunu da sizden öğrendim. Bu eleman eksikliğini kapatma yönünde bir plan, proje yok. Bu üst düzeyde yapılması gerekiyor. Evet. İşte Milli Eğitim Bakanlığı ile YÖK'ün ortak kararlar alması gerekiyor. Evet. Temel alanların desteklenmesi gerekiyor. Aksi halde Türkiye bir çöküş döneminde teknik eleman yetiştiremezsek, işte teknik hizmetlerin verildiği yerlerde, bu teknik temel alanlarda yetişmiş insan gücü elemanları yoksa, oralarda beklenmedik şeyler olur, kazalar olur. Olur. İşte. Yaşadıklarımız, böyle Soma'daki yaşadığımız olaylar gibi olaylar hızla artar ve yani önüne geçilemez. Teknik eleman açığı bir şekilde kapatılmalı. Şimdi buradaki bir sorun da aslında genel olarak hem halkımızın bakışı, yine söylüyorum yani bir toplum keşif ve keramet sahibi olmalı. Bu ne demek? Yani iyi işler yapmaya hedefli olması lazım. Emek verilmeye değer, emeğe değer verilmesi lazım. Eğer ben kısa yoldan bir şekilde yolumu bulabilirim ve hatta bu yollar da açıksa, konuşa konuşa ben bir konuda eğitim sahibi olurum, bir konuda üstad olurum gibi, fazla emek vermeden, dirsek çürütmeden insanlar yükselirse, liyakat konusu işte bu noktada çok önemli, kriterler olmazsa ve o takdirde gençliği biz nasıl etkileyeceğiz? Nasıl gençliğe söyleyeceğiz, sen dirsek çürüt, bak şu noktalara gel, sonra ne olacak? Yani bizim üniversitelerimizde tam gün çalışan hekimler olarak, uzun yıllar emek vermiş insanlar olarak bunu bugünlerde hissettiğimizi de söyleyeyim. Bizim temel tıbbımıza döndüğümüzde anatomi, vücuttaki yapıyı anlatan makro, mikro yapıyı anlatan histoloji, fizyoloji dediğimizde bu organlar, hücreler nasıl çalışıyor? Efendim biyokimyasıyla, mikrop ile uğraşan mikrobiyolojisiyle şu anda bunlara araştırma görevlisi kısıtlanmış konumda. Tıpta uzmanlık sınavında bu kadrolarda bir eğitim gerçekleştirilmiyor. Çok az sayıda gerçekleştiriliyor. Acaba buradaki oran düşerse, bu insanlardaki yetişmiş eleman emekli olursa alttan gelecek kim yürütecek bu işleri, bir. İkincisi, oralarda da yüksek dereceli akademisyenlerimiz var. Fizyoloğumuz var, anatomi hocamız var. Bir araştırma görevlisi olmadan, bir sekreter olmadan bir hoca nasıl ekibini kurar, nasıl çalışır? Onlar da zamanla yaşlanıyor ve emekli olacaklar değil mi? Alttan desteklenmedikçe genç elemanlar yetişmiyorsa o alan körelmeye mahkum. Bu noktada öyle rakamlar var ki,
Çok enteresan. Bunu söylememe izin verin. Şöyle diyor, 2012 yılında epeyce uzmanlık kadrosu bu temel bilim dediklerimize verilmemiş. Bunların çok ciddi ele alınması lazım. Aksi halde bu temel tıp bilimleri çok zora girdi. Şöyle, bu hoca grubunun çalışması için, araştırma yapması için, derslerini sunması için bu türde araştırma görevlerine çok büyük ihtiyaç var. Şimdi temel tıp bilimlerinin yine multidisipliner çalışmalara açık olduğu ve Nobel tıp ödüllerinin klinik branşlarda değil de fizyoloji gibi temel branşlara verilmesi bize çok büyük gösterge diyor. Şimdi bunlar Done ve Yök'ün kendi yaptığı çalışmalar. Şimdi bunlardaki sorun şöyle. Hastane, eğitim hastaneleri, üniversite hastaneleri gelir getiren yerler olarak, kendisini çevirmesi gereken işletmeler olarak bakıldığı günden itibaren bunlar da yavaş yavaş sanki gelişti. Şimdi şunu da bilinmesini istiyorum. Dahili ve cerrahi dediğimiz hastanede bizim fakülte öğretim elemanları olarak çalışanlar gelir getirici bir hizmet yapıyor. Bunu gerçekleşiyor. Temel tıp kadrosu da bunun dışındadır. Bunlar hastanede çalışmadığı için gelir getirmez. Fakat çok komedi bir şekilde bu hastanede çalışan o şekildeki gelir bu ekibe de performans olarak eğitim faaliyetlerini gösterdikleri takdirde sunulabiliyor. Bu ne yapmış oluyor? Bu sefer hastanedeki o kazanılmış gücün, maddi gücün bu tarafa doğru yönlenmesi, bölüşülmesi ve ama buna ayrı özlük hakkı olarak bakılması lazım. Temel tıbbın yapmış olduğu bilimsel araştırma, çalışmaları, verdiği dersler, bunların özlük hakkı olarak bunlara yöneltilmesi, hastanedeki ortak havuzun zayıflatılmaması gerekiyor. Bir taraftan da gelir getirici görülmedikleri için ben bunlara kadro versem yük olacak mı? Böyle mi bakılıyor acaba? Maaş itibariyle, araştırma fonu itibariyle, döner sermaye. Ama behemehal bu temel bilimlere gördüğümüz üzere esaslı çalışmaları bu ekip çıkarmakta. Bu ekibin asistanlarıyla güçlendirilmesi gerekiyor. Bir de biz acaba, çok güzel söylediniz, bu eğitilmiş insan gücü kaynağı, biz ülke olarak kimi desteklemeliyiz? Şimdi Amerika'ya baktığınızda devşirilmiş, aynı Osmanlı usulü, dışarıdaki ülkelerde lisansını, yüksek lisansını bitirmiş insanlar laboratuvarlara kabul ediliyor ve çok verimli çalışmalar üretiliyor. MIT dediğimiz, yani en iyilerini topluyorlar, büyük paralar veriyorlar ve orada veriyor, kalmalarını sağlıyorlar. Temin ediyor, çalışma ortamını sağlıyor. Şimdi MIT dediğimiz, efendim Harvard, büyük üniversiteler yaptıkları yüksek lisans ve doktora da sıkıştırmak ve oradaki insan gücünden bir şey çıkarmak. Şimdi ülkemize baktığımızda acaba ilkokul çocukları mı desteklenmeli? Biz buna hayır demeliyiz. Şimdi kalifiye olan güç, bunu tekrar tekrar devletimize söylemek istiyorum. Araştırma görevlisi yardımcı doçenttir. Bunlar kalifiye olmaya başlamıştır. Araştırma görevlisi dediğimizde bizim tıpta ihtisas yapan asistanlarımızdır. Ve yardımcı doçent. Bu insanlara destek verin. Bu insanlara laptop hediye edin. Bu insanlara bilgisayar verin. Bu insanlara yurt dışında eğitim imkanı verin. Bu insanlara, bu insanların hocalarına destek verin ki ön açılsın. Siz en kalifiye olmayan insanlarınıza bu türde destek yaparsanız size bilmiyorum ne çıkar. Ama bu çok ortadadır. Dolayısıyla bu insan gücünü gerçekten değerlendirmeli ve bütün mesele doktoradadır. Bir başka konuya geçecek olursak aynı paralelde. Hemen geçmeyelim. Şimdi bu işte genç elemanlarla bütün alanların desteklenmesi gerekiyor. Genç elemanlar, yetişmiş insan gücü dediğimizde yüksek lisans doktorasını yapmış ve yapmakta olan elemanları
kastediyoruz. Şimdi evet. bu elemanlar sisteme hızlı bir şekilde sokulmuyorsa evet. o alanlar yaşlanıyor. O alanda çalışanlar yaşlanıyor Tabii. ve zaman içerisinde körelme durumunda. Evet. Aşağıdan sürekli desteklenmeleri gerekiyor. Her bakımda işte sizin dediğiniz gibi bütün altyapı, bütün olanaklar o gençlere sunulmalı. Evet. Aksi halde işte o alanlarda başarı beklemek çok zor. Çok Şimdi, zor. Doktora tezleri aslında çok ilginç gelişmeler Aha. var bu noktada. Evet. Mesela biz hep şunu bekliyoruz. Lisansı A, lisans Aha. üstü de A konusu Aha. olsun. Aha. Efendim evet. Çalışması da. Şimdi öyle demiyor. Mesela artık disiplinler arası Aha. diyor ki Aha. lisans A olabilir evet. ama bu lisans üstünü evet. B'den de götürebilir. Evet. Farklı evet. vizyon getirebilir. Aha. Ama şu tez çok önemli deniyor. Aha. Eğer tez çalışması bir patente gitmiyorsa Aha. doktorayı yapmayın. Evet. Bakın bunu alnımıza Hı-hı. Yazacağız. Evet. Fakat burada üniversite sanayi işbirliği çok önemli. Hı-hı. Şimdi biz bir üniversiteysek Hı-hı. Çanakkale'de bölgesinde evet. Evet. sanayicinin bizimle sizinle bizim olduğumuz gibi olmalı. Hı-hı. Bir aile ferdi gibi olmalı. Evet. Sanayicinin üniversite Aynen içinde öyle. Olması lazım. Aynen öyle. Kafasına takıldığı bir, evet. bir konuyu ziraatte olsun, Hı-hı. sanayide olsun, evet. turizmde olsun. Gelip bizzatihi evet. üniversiteden, enstitülerden. Yardım isteyin. Aha. Efendim bizim böyle bir konumuz var evet. ama Aha. şöyle de bir finansımız var. Evet. Bu finansı vermek zorunda. Hı-hı. Özel Hı-hı. Sektör madem ki devletle temasta Hı-hı. belli bir gideri var, belli bir geliri var. Evet. Bunu devlete kaynak olarak üniversitelere vermek durumunda. Hı-hı. Keşke öğrencilere hani burslar veriliyor lisans Hı-hı. öğrencisine. Hı-hı. Keşke bu burslar örneğin araştırma görevlilerini evet. teşmil edilsin. Evet. Doktora evet. tezlerinin ismi konsa. Hı-hı. Çünkü... Gelişmiş ülkelerde hı hı. eğer bir doktora tezi bir patente çıkmıyorsa hı hı. ona çalışma gözüyle bakılmıyor. Evet. Bunu bizim çok iyi bir şekilde öğrenip sanayiciyle yan yana verip hı hı. hocam sizin bizim yaş ilerledikçe de hı hı. sanayicilerle iş birliğinin çok arttığını görüyoruz Amerika'da. Tabii. Şimdi Tabii. bizde bazı etik ilkeler söyleniyor. Hı hı. Bunları söylemek zordur fakat konuşmak zorundayız. Büyük hı hı. ülkelerden. Sosyoekonomik olarak gerçekten sanayileşmiş ülkelerden örnekler vermek zorundayız. Evet. Evet. Biz de bir ilacı markasıyla Hı-hı. bir hekimin konuşması zordur. Hı-hı. Etik sayılmaz. Fakat bunu Avrupa'da bakıyorsunuz, Amerika'da evet. bakıyorsunuz. İlacın icadı için bir defa hekimin laboratuvarda olması lazım. Hı-hı. Profesörün Hı-hı. bir ilaç firmasının evet. laboratuvarıyla akraba gibi yaşaması lazım. Evet. Sonra da bu o ilacı pazarlamak için bütün dünyayı geziyor. Hı hı hı. Evet diyor, hı hı. bu ilaç diyor. Şimdi evet. üniversite öğretim üyesi bir tarafta, hı hı. sanayici bir tarafta. Bir tarafta. Aman Tabii. o yanlış anlaşılmasın. Aman bu durun yaklaşmayın, beni devlet hı hı. yanlış aldı. Nasıl gidecek hocam bu iş? Evet, ben bunun altını bir daha çizmek istiyorum. Biz her fırsatta bu konuları işliyoruz. Gerçekten üniversiteler artık sanayiyle o kadar iç içe olma zorundalar ki teknoparklar aracılığıyla belki bu genelleştirilebilir, geliştirilebilir. Olmazsa olmaz sanayi kuruluşları üniversitede hatta dersler vermeli, laboratuvarlarının altyapısını oluşturmalı, öğrenciler staj yapmalı o sanayi kuruluşlarında. İç içe gelişmeliler. Kesinlikle. Yani hem kuruluş gelişmeli hem üniversite gelişmeli. Bir birbirini pekiştirerek işte ülke gelişmesi böyle olacak. Budur. Tabii Budur. Sonra alanların, bu alanların eleman ihtiyaçlarını hatta öğrenci kontenjanlarını sanayi kuruluşları belirleyecek. Ne kadar elemana hangi alanda istihdam ihtiyacı var? İhtiyaç varsa tabii. işte ne bileyim meslek odaları, kontenjanları belirleyecek, üniversiteye bildirecek. Üniversite o kadar öğrenci alacak. O öğrencilere de ilgili sanayi kuruluşları olanak sağlayacaklar, burslar verecekler, altyapı oluşturacaklar, staj yaptıracaklar ve birlikte gelişecek. Gerçekten evet. eleman altyapısı işte uygulamalı alanlarda yerinde tecrübeyle sanayiyle iç içe yetişme durumunda. Ancak bilgi, beceri ve yetkinlik ancak o şekilde kazanılır. Yoksa kuru bilgi ne elemanın ne de sanayinin gelişmesine katkı vermiyor. Fakat bir içimizi soğutacak bir iki konuyu paylaşmama izin verin hocam. Hı hı, tabii. Şöyle...
1997 ile 2012 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nden Ulusal Nörolojik Bozukluklar ve Felç Enstitüsü'nden bir çalışma, bir araştırma. Evet. Demiş ki 97 ile 2012 arasında Amerika'daki Uluslararası Sağlık Kuruluşu'na verilen temel bilimsel çalışmaların bütçe oranı %87'den 71'e düşmüş. Hı hı. Evet. Çalışmanın sonunda diyor ki gerçekten Amerika'da, pek Avrupa'da öyle değil, ancak Amerika'da sağlık araştırma bütçeleri kısılmış. Evet. Özet itibariyle ve temel bilimlere yatırım kısılmış durumda. Tabii bunların neticesi, sonuçları araştırılabilir. Evet. Bir de bir müjde vereyim. Çünkü biz çok üzülüyoruz. Ben tıpçıyım ama eğer bir FKB, fizik, kimya, biyoloji dalında benim üniversitem hali hazırda tercih meselesi değilse bu beni etkileyecek. Eninde sonunda benim başarımı etkileyecek. Bilim ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmış. Bu yeni bir açıklama. Ben halkımıza, milletimize de duyurmak isterim. Üniversite sınavında ilk 10 bine giren ve temel bilimleri seçecek öğrencilere 1000 ila 2000 lira burs verilecekmiş hocam. Diyor ki bakanlık yetkilileri, üniversite sınavında ilk 5000'e girenlerin matematik, fizik, kimya, biyoloji bölümlerini tercih edenlere aylık 2000 lira burs verecekleri. Bu 2014'ten itibaren geçer gözüküyor. Evet. Artı çift ana dal kontenjanları çok sınırlıydı. Temel bilimlerde ilk 10.000'de olup bu bilimleri seçenlere hem burs vereceğiz hem ikinci bir ana dal yapma imkanı tanıyacağız diyorlar. Evet. Demek ki bu bazı eksiklikler gerçekten fark edilmiş durumda. Üstüne gidiyor. Bu bize ümit verici. Şimdi Türkiye'deki durumu tekrar vurgulamak gerekirse üniversitelerde temel bilimler çok zayıflamış durumda. Evet. İşte fizik, kimya, matematik gibi bölümlere öğrenci gelmiyor. Lisans öğrencisi gelmiyor. Evet. Birçok bölümün öğrencisi sıfırlanmış. Bakın Çanakkale gibi bir yerde üç tarafı suyla çevrili, denizlerle çevrili ama Su Ürünleri Fakültesi'nin öğrencisi yok. Bu çok acı bir şey. Evet. Yani nasıl olmaz bu? Bunun çözümleri üst düzeyde aranmalı, bulunmalı. Bulunmalı. Orada işte Çanakkale'nin madem ki sanayisi denize, suya dayalı olması gerekiyorsa o zaman üniversitesinde de Su Ürünleri Fakültesi gelişmek zorunda. Gelişme durumunda. Bakın bu alanlarda, temel bilim alanlarından mezunlara iş olanakları arttırılırsa, iş tanımları iyi yapılırsa, bu alanların yapabileceği işler iyi tanımlanırsa galiba yollar açılacak. Kesinlikle. Öğrencilerde bir motivasyon yok. Öğrenciler derse geliyorlar işte böyle isteksizler, mezun olunca ne olacaklarını bilemedikleri için. Bir de Türkiye koşullarında işte mezun olduklarında dayısı varsa eş dost işi bir yerlerde iş bulunuyor. O işte eğitimiyle ilgisiz bir iş oluyor genelde. O nedenle de öğrenciler isteksiz. Evet. Ama iş tanımları iyi yapılsa mesela işte tıp fakültelerinde ilk 1-2 yılda temel bilim dersleri zorunlu olsa. Evet. Hatta sadece tıp fakültelerinde de değil, bu üniversitelerin bütün fakültelerinde, ziraat fakültelerinde, su ürünlerinde, fizik, kimya, matematik gibi dersler temel olmalı, zorunlu olmalı. Yani bakın milattan önceki yıllarda bile Arşimet, geometri bilmeyen giremez diye kapıya yazdırmış. Tabii Platon'un akademisinde, matematik akademisinde. Yani matematiğin herkese ihtiyacı var. Tabii. Herkesin biraz matematik bilmesi gerekiyor, biraz fizik bilmesi gerekiyor. Eğitimden bunları ayıklarsanız işte fizik, kimya, biyoloji gibi derslerin eğitimini kaldırırsanız orta öğretimden öğrenciler uzaklaşıyor. Dolayısıyla ülkede teknik bilgi açısından, teknik eleman yetiştirme açısından çok zor durumlara düşüyor. Evet. Gelecekte bunların sıkıntısı hep yaşanacak. Yaşanacak. Bu gelişmiş elemanlara saygı yukarıdan başlamalı. Yukarıdan başlamalı. Bir defa bu insanların, yetişmiş insanların, eğer sokaktaki bir insan ben de senin işini yaparım ne olacak ki devlet size ne kadar değer veriyor ki artık böyle gelirse gençliğin iknası zor olur. Yani çünkü medyatik ve güncel bakar
Eğitimsizse bir kişi günlük bakar. Evet. Günlük bir politika uygularsınız, değersizleştirirsiniz. Evet. Şimdi acaba değerli kimdir? Kahraman kimdir? Bir toplumun yükünü kim çekiyor? Evet. Bu ayrım çok, iyi yapılmıyor. Çok değerlendirmeli. Yani kim daha böyle gösterişe yönelik bir şeyler yapıyorsa ona değer veriliyor. Ya gerçekten insanlar lütfen, lütfen izleyiciler. Yani kim değerli, kim ne yapıyor? Yaptığı işi değerlendirin. Yani, kişilerin yaptığı işi değerlendirin lütfen. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Yani bu çok dört dörtlük bir cümledir. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Lütfen üretilen işlere bütün hem devlet büyüklerimiz hem halkımız baksın. Kim hangi vazifeyi yapıyorsa ona göre saygısını, sevgisini. Şöyle bir ülkeyi düşlemek zorundayız hocam. Çok meşhur bir enstitümüz var İsveç'te, Karolinska. Burada İstanbul'da bizim alanımızla faaliyet yapan bir meslektaşımızla karşılaştık. Orada çalışmış. Ben de kendi çalışmalarımızda atfediyoruz. İşte Pontus diyoruz, Stern'i diyoruz, histopatolojik çalışma yapmış. Şöyle şöyle. Bu insanları biraz sorguladığımda dediler ki bunlar tıp doktoru, ihtisas sahibi ama örneğin kulak burun boğazcı olmasına rağmen ameliyat yapmıyor. Peki ne yapıyor? Bunlar patologla, temel bilimciyle, cerrah birleşmiş. Şu anda hastalıkların tanısı için çok önemli bir boyama yöntemi var. İmmün, histokimya diyoruz. Hocam bunların patentleri şakır şakır çıkıyor. Vücut hangi dokuya hitap ediyorsa onu buluyor. O kiti aldığınızda size objektif tümörü, tanıyı sunmuş oluyor. Şimdi bakınız burada temel bilimcisi, patoloğu, kulak burun boğazcı, ameliyatı, çalışmayı, hizmeti bırakmış. Laboratuvara girmiş. Laboratuvarda ve tüm dünyadaki piyasaya hükmediliyor. Çok büyük bir o gayri safi milli hasıla dediğimize katkı veren inovasyon, yeni buluşlar ki sosyoekonomik düzeyi yüksek ülkelerde bu milli hasılaya %25-30'a kadar varan bir girdi bütçeye sağlıyor. Türkiye'yi sorarsanız bu girdi %1'in altında yani yeni patent. Demek ki bizim bir yerde durup belirli yeteneklere sahip insanlarımızı sanayinin içerisine sokup hedefleyerek bazı çalışmalara, projelere girmek. Ama efendim bu çok zor bir iş. Bunu herkes kaldıramaz. Buna dirsek çürütecek, emek verecek, ideali olan insanlar lazım. Ama siz kolayı sunarsanız, kolayla günlük kolaylığı, hayata kavuşmayı, efendim bazı menfaatlere kavuşmayı sunarsanız millet bu uzun yolu niye tercih etsin? Bunu çok iyi değerlendirin. Şimdi Türkiye'de iş alanları işte küçük şirketlerle yürüyor. Küçük şirketlerde aile şirketleri. Dolayısıyla Ar-Ge'ye çok fazla önem verilmiyor. Büyük şirket sayısı çok az. Şirketler birleşerek işte daha büyük, daha büyük hedefleri amaçlamalı. Bir de Ar-Ge olmazsa olmaz olmalı. Mutlaka üniversitelerle bağlantı içinde olmalılar. Ve Ar-Ge'de işte temel bilim elemanlarını, mühendisleri çalıştırmalılar. Ar-Ge olmalı. Ar-Ge'ye önem vermeyen şirket de yani dışlanmalı, önemsenmemeli. Evet, yaptırım bir şekilde olabilir. Yaptırım olmalı. Olabilir. Dolayısıyla Ar-Ge öncelikli olup önemsenirse o zaman gelişmeler de hızlanır. Temel bilimlere de biraz da olsa önem verilmiş olur. Yani araştırma geliştirme Ar-Ge dediğimizden kasıtla gidersek eğer bir konunun son bilgisini bilmiyorsak sayın hocam biz oraya bir katkı sunamayız. Cep telefonundan örnek vereyim. Cep telefonu kullanılıyor, araba kaza yapıyor. Yani bilimsel araştırma nasıl doğuyor? Cep telefonu kullanıldığında araba frenler tutmuyor dendi değil mi? İlk basamakta. İkinci basamakta uçaklar düşüyor dendi. Şimdi ne yaptı bu insanlar? Girdi cep telefonunun çalıştığı esnada fizik, kimya, biyoloji, matematikte ne değişti diye baktı. Böyle mi? Laboratuvar modelini kurdu. Sonra bunu nasıl engelleriz? Önce mekanizmasını öğrendi. Sonra şimdi Allah aşkına cep telefonu alıyoruz. Tabletler çocukların kucağında. Sınırını biliyor mu? O cihazın son sınırını biliyor mu? Bir insan
bir bilim adamı kullandığı cihazın son sınırını bilmiyorsa ona bir katkı veremez. Bizim behemehal son sınırları bilmeye yönelik tecrübeli, eğitimli bilim adamlarına ihtiyacımız var ki bundan sonra acaba ben bunu kullanıyorum ama neye ihtiyacım var? Çünkü bilim ihtiyaçla yürüyor. Tabii. Arz talep meselesi. Tabii. Bu ihtiyaç önce konuyor ortaya, sonra ben nasıl giderim? Şimdi Allah aşkına baksın toplumumuz, benim neye ihtiyacım var? Oh ne olacak? Uzaktan kumanda televizyonum var, basıyorum. Cep telefonum var, alo diyorum. Gazetem kapıya geliyor, ne ihtiyacım var? Toplum böyle giderse neye ihtiyacı olur? Evet. Madenler patlar. Madenler patlar. Evet, şimdi yetişmiş insan gücünü de doğru kullanamıyor. Ülkenin gelişmişliğiyle ilgili bu tamamen. Yetişmiş elemanınız yetersiz ama var olanların da doğru kullanamazsanız o daha da işte değerlerinizi kaybetmiş oluyorsunuz. Bu yönde de galiba işte etik, ahlaki bir kriterler ciddi bir şekilde uygulanmalı. Bu hani liyakata göre görevlerin dağılımı diyoruz. Bir görevi en iyi kimler yapabilecekse görev onlara verilmesi gerekiyor. İşte şu anda Türkiye'de bu durumun bu duruma çok uyduğunu söylemek mümkün değil. Eş dost işi yürüyor birçok iş. Hiç işi yapma kabiliyeti, yeteneği, becerisi olmayan insanlar göreve getiriliyor ve o görevlerde dolayısıyla layıkıyla yapılmamış oluyor. Bu yönde de söylenecek o kadar çok şey var ki değil mi? Çok. Yani kendi mahallemizde ben hep onu söylüyorum, ferden fert aile içinde oturduğumuzda bizim beklentimiz nedir? Yani bizim beklentimiz daha iyi bir doğa, daha iyi bir çevre, daha iyi bir ülke, daha gelişmiş çocuklarımızı mutlu edecek, onları üst seviyeye taşıyacak, sosyoekonomik düzeyi gelişmiş ülkelerin sınırına taşıyacak bir ülke mi hayal ediyoruz? Yoksa benim çocuğum daha iyi yerlere gelsin, daha fazla para kazanayım, benim yakınımı işe sokayım, bir iş sahibi olsun. Bu bakış, toplumdaki bu bakış en yüksek seviyeye kadar ortalamayı sağlıyor hocam. Bu ortalamanın eseriyiz. Hiçbirimiz bu ortalamanın çok dışında olduğumuzu söyleyemeyiz. Bizim sadece bu bahsettiğimiz konulara samimi bakışlarımızı geliştirdikçe en cahilimiz bile ya ben de bir şeyler ne öğrenirim. Ama işimiz gücümüz bizim dedikoduysa bir başkasının yapmış olduğunu taklit edeyimse kişisel olarak etiğimizi iyi yargılamalıyız. Yani bu aileden başlıyor, okullara geliyor. Kahramanları bu toplum iyi belirlemeli, bir kez daha ortaya koyup hedeflerle bu ahlak tarzı elde edilmeli. Yoksa yani birisi gelecek bizi kurtaracak değil hocam. Yok, kesinlikle. Evet, şimdi toplum, tarım toplumundan sanayi toplumuna, oradan da bilgi toplumuna dönüşüm aşamasında. Biz tabii hep önceki dönemlerde olduğu gibi geriden takip ediyoruz. Sanayi toplumuna tam geçememişken bilgi toplumuna geçiş çok hızlı diğer ülkelerde. Bilgi toplumuna geçişte bilgiyi çok iyi inovatif düşüncelerle kullanma gereği doğuyor. İşte o da hep dönüyor dolaşıyor. İyi eleman yetiştirmeye dayanıyor. İyi eleman yetiştirme bilgi, beceri ve yetkinlikle oluyor. Sadece bilgi yüklemeyle değil. İşte beceri ve yetkinliğin kazanılması da uygulama alanlarında sağlanabiliyor. Onun için sanayiyle iç içe olması gerekiyor diyoruz. Kesinlikle. Uygulama alanı olacak ki o teorik değer. Bu açıdan biz kendimizi hep tıpçı olarak şanslı hissederiz. Yani bizim hastanemiz mükemmel bir uygulama alanıdır. Onun için uygulama araştırma hastanesidir. Yani burada şimdi mesela bizim halkımızda hani yeri gelmişken o aydınlatmayı da yapalım. Araştırma derken araştırma hastanesine gittim. Şimdi zannediyor ki halk onu biz araştırıyoruz. Onu uyguluyoruz aslında. O tarafı uygulama. Yani günlük olarak bizim hastalara bakışımız, üzerinde yaptığımız teşhise gidiş aslında uygulama. Araştırma da bütün bahsettiklerimiz hastanın üzerindeki bilgilerle
laboratuvarlara giderek, kendi açımızdan hayvan laboratuvarlarına giderek buralardaki çalışma. Tabii keşke her fakültemizin bu türdeki bir uygulama alanını, ki son dönemde bizde de temel bilimler laboratuvarları kuruluyor, gelişmeler oluyor. Evet. Sizlerin hepinizin o yukarıdaki gözleme bir dahil olmak üzere çok güzel uygulama alanlarımız var. Evet. İşte buradaki iyi niyet, bütün herkes buna destek verirse, Boston böyle gelişmiş. Yani Boston'da Harvard'ı Harvard yapan gelip de iki tane hoca veya gelip bir siyasetçi Kennedy, hadi gelin Harvard yapalım değil. Yani Kennedy'yi doğuran, Harvard'ı doğuran bir toplum gerekiyor bize. Yani biz o toplumu, mühendisliğini yaparsak Harvard doğar. Toplumun katkısı olmazsa olmaz. Sokaktaki insanımız doğru olmadıkça üniversitesi de doğru olmayacak hocam. Evet. Yani toplumda böyle oturup uzaktan izlememeli. Olmaz. İzlememeli. Yaşam boyu eğitim kapsamında toplumu oluşturan bireyler de sürekli bilgilenmeliler. Sürekli eğitim almalılar. Evet. Yani keşif içinde yeni bilgileri öğrenmeye, hayran olmaya, doğaya hayran olmaya, insanlığa, matematiğe, FKB'ye, fizik, kimyaya hayran olmaya açık gönül lazım. En azından değil mi? Yani alanında uzmanları doğru değerlendirme için yani bilgi birikimlerini arttırma durumundalar. Toplum gelişmezse zaten işte üniversitelerin, sanayi kuruluşlarının gelişmesi çok mümkün olmuyor. Beklemeyelim. Evet. Peki programımızın sonuna yaklaştık. Son söyleyeceklerimizi de bu konularda toparlayıp konuyu kapatacağız. Programı bitirmiş olacağız. Peki sizin alanınızda, özel tıp fakültelerinde, Türkiye genelinde sorun sizin söylediğiniz gibi çok yaygın mı? Yani çekincelerimiz devletin üniversitelerine, tıp fakültelerine, sahip üniversitelerine yönelik ne kadar hizmet edersin o kadar karşılık alırsını aşmak. Buraya vatandaş katkısı da gerekir. Evet. İşin doğrusu tamamen devletin üstlenmesi, sosyal devlet yapısı olarak o da çok zor. Çok kısa bir örnekle, rutin aşağı yukarı uzman herkesin yapabileceği ameliyatlar ile üçüncü basamak dediğimiz üniversitelerin yapmış olduğu uzun saatler süren kanser ameliyatları, önemli enfeksiyon ameliyatlarını bir tutarsa bu öğretim üyeleri vakfa ya da özel hastanelere dağılacak, dağılıyor. Kanser hastaları radyoterapiye, kemoterapiye gönderiliyor. Uzun saatli ameliyatları cerrahlar göz almak istemiyor artık. Bu bunlar sonuç. Şimdi vakıflara güvenirseniz eğitimde, özel hastanelere güvenirsiniz, bir süre sonra bir de yurt dışından doktor getirme hikayesi var. O zaman acaba tıp eğitimi yurt dışına mı teslim edilecek? Bu çok önemli bir handikaptır. Yani siz normal özel hastanede yapılan büyük kanser ameliyatına 30 bin lira hastaneye girdi vereceksiniz. Üniversite hastanesine 1500 lira girdi verecek. Nasıl rekabet edecek üniversite hastanesi? Bunların çok ivedilikle dikkat edilmesi lazım. Aksi halde tıp eğitiminde sorunlar yaşanacak. Bunu uzun vadede göreceğiz. Uzun Peki vadede. Çözüm önce diyoruz bir genç elemanlarla desteklenmeli. Tabii temel bilimlere olan bakış değişmeli. Yani temel bilimleri bence döner sermaye dahil etmek yerine kendi özel özlük haklarıdır. Yaptıkları araştırmalar, onları bir yük olarak görmemek gerekiyor. Desteklenmesi gerekiyor. Hastanelere de son dönemdeki o ödemelerin üçüncü basamağa layık olan, üçüncü basamak tedavisi gören ödemelerin liyakatiyle yapılması gerekiyor. Düşük tutulursa giderek körelecek bu işler. Bir de şu var, yeni gelen nesilden her zaman belli bir ekip şikayetçidir, biliyorsunuz belli bir yaşın şeyi. Gerçekten zor işlere yeni nesiller girmeyebilir. Girmezse de o zaman işte yurt dışından mahkum kalıp doktor getirip bazı işleri yaptırırsınız. Fakat şunu vurgulamakta yarar görüyorum ben. Yani gençliğin yönlendirilmesinde, işte zor işlere gençlik tercih etmiyor, girmek istemiyor. Hayır, bu çözüm değil. Tam tersine gençlik
zor işlere hedefleyebilmeli. Onları o alanlarda başarıyı öngörebilmeli. Evet. Çok da bu noktada istekli, çok da kabiliyetli gençlerimizin varlığı tartışılır. Evet ve desteklenmeli onlar. Kesinlikle. İşte orta öğretimde şu anda gençler temel bilimlere yönlendirilmiyor. Ve deniyor ki gençler temel bilimleri tercih etmiyor zor olduğunda. Ama hayır, eğer oradaki yöneticiler, müdür yardımcıları, rehber öğretmenler, öğrencilere örnek olsalar, temel bilimler olmazsa olmaz kavramını öğrencilere verebilmiş olsalar, öğrenciler bu alanların, temel bilim ve mühendislik alanlarının ülke için çok önemli olduğunu bilseler, öğrenciler niye tercih etmesinler o alanları? Evet. Ama şu anda tercih etmiyor öğrenciler. Demek ki orta bir bilinçlenme, evet. Orta öğretimde işte 5-6 tane sosyal sınıf varsa bir tane sayısal sınıf oluyor. Sayısal sınıftan mezun olanlar da gene temel bilimleri tercih etmiyor üniversiteye girerlerken. Onlar da işte işletme, yönetim, hukuk gibi alanlara kayıyorlar. Onlar gerekli değil mi? Gerekli. Onlar da gerekli ama temel bilim alanlarından tamamen kaçışın arkasındaki nedenler çözülmeli ve öğrenciler temel bilim alanlarına da yönlendirilmeliler. Yoksa gerçekten bu ülke için çöküşün başlangıcı demek olur. Yine de bu son verilen Teknoloji Bakanlığı'ndaki açıklama ümit verici. Demek ki gerçekten ben bu haberi mesela geneliyle takip ederken bu haber Anadolu Ajansı'ndan bildirilince çok mutlu oldum hocam. Demek ki bazı şeyler görüldü. Biz de bu tür program yapabiliyorsak, halkımız da eğer gerçekten bizi duyarlılıkla dinleyebiliyorsa ümit var olmalıyız. Peki. Yani söyleyeceklerimizi söyledik. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Yetişmiş insan gücü, liyakata göre iş görev yapabilme. Çok önemli şeyler bunlar. Gençlere güveneceğiz. Gençlere temel bilim, mühendislik, tıp, hukuk, değişik alanlarda görev verebilmemiz gerekiyor. Onları değişik alanlara yönlendirebilmemiz gerekiyor. Sadece belli alanlarda, temel bilimlerden uzak alanlarda iş alanları oluşturmak ülke için çıkar değil, çıkar yol değil. Aksi halde işte böyle soma, kömür işletmelerinde yaşadığımız felaketleri yaşamaya devam ederiz. Gittikçe de artar bunlar. Gelişmiş ülkelerde bu tür felaketlerde insan kaybı, büyük kazalar olmuyor. Bunun nedeni teknik eleman, yetişmiş insan gücü ve işi önemseme çok üst düzeyde de onda. Evet, bu iş kazaları yönüyle hani ben de tıbba yansıyan yönüyle söyleyeyim, Avrupa'da en üst sıralardayız. Evet. İş kazalarıyla ülke olarak bu bizim biraz canımızın kıymetini bilmeyişimizden gerçekten biraz da kaderci bir bakışla gidiyoruz olaylara ama böyle bakmamak gerekiyor. Bu yanlış bir inanç sistemi, kaderci bakış. Biz önlemlerimizi, önlemlerimizi almak zorundayız yani. Evet. Peki, teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Sefa Dereköy'le beraber işte yetişmiş insan gücü, temel bilimler, yetişmiş insan gücündeki eksiklikler, liyakata göre iş alanlarında söyleyeceklerimizi söyledik, konuştuk. Bir programın daha sonuna geldik. Yeni bir bilim gündemi programında görüşmek üzere diyorum. İyi günler.